Özök ile Kedi Yap kanalına hoş geldiniz. Kıbrıs'tan sevgilerle. Bugün tanıtacağımız alet Total Tools grubunun kırıcısı ve delicisi. Daha öncesinde Total markasından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de çok yaygın olmayan ancak Kıbrıs pazarında kullanılan aletler grubundan biri. Çinli bir ürün. Ancak Çinli derken sakın küçümsemeyin. DeWalt, Makita, Black & Decker hepsi Çin'de üretiliyor. Bu ürün de en az onlar kadar kaliteli ve rekabetçi. 2016 yılında şirket patent almış, ürünün arkasında duruyor. Noterden tescil edilmiş değerleri olan çok şık, çok kaliteli bir malzeme. Total Business'a girerseniz uluslararası sitesine, İngiltere'ye, Fransa'ya, İspanya'ya, Portekiz'e, Yunanistan'a, Rusya'ya, Arap ülkelerine ve Asya ülkelerine satışları olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de de Ankara'da Özaylar AŞ grup tarafından ithalat ihracatı yapılıyor. Yani genel distribütörü Özaylar AŞ. Ürünün yoğun servis ağı var. Ürün üzerinde yazan değerlerin hepsi gerçek, hepsi tescil edilmiş değerler. Burada patent numarası var, internete girip onu görebiliyorsunuz. QR kodu var, QR kodunu okutup ürün hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi sözün özü şu, Türkiye'ye girmiş birkaç ürün var, adını sanını yeni öğreneceğiniz bu. DeWalt ve Makita Ryobi'nin dışında Inco var mesela arkadaşlar. Bu da Kıbrıs'ta Çinli bir ürün. Kıbrıs'ta çok yaygın. Total de çok yaygın. Warcraft diye bir ürün var. Gene Çinli ama İngiltere tarafından bütün dünyaya dağıtılıyor. Bunlar rekabetçi firmalar ve gerçekten profesyonel aletler üretiyorlar. Özellikle bunların içinde Total öne çıkıyor. Benzinli araçlarda, inşaat sektöründe kullanılan araçlarda, jeneratörlerde, iş makinalarında Total gerçekten çok güçlü bir firma. Biz diğer markalar için hep professional lafını kullanırız. Makita'nın profesyonelini, DeWalt'ın profesyonelini. Total endüstriyelli kullanıyor arkadaşlar. Endüstriyel dediğiniz zaman demek ki bu bir profesyonel kullanıcıya hitap ediyor. Şimdi piyasada Asur, Davrek, Çakma DeWalt, ıvır zıvır gibi Buldozer, ne bileyim Steiner gibi bir sürü matkaplar, deliciler dolanıyor. Ama bunların ne garantisi var arkadaşlar, ne patenti var. Hani değerleri gerçekten ölçüldü mü, ölçülmedi mi? Mesela bir şarjlı vidalamada yazıyor ki bataryanın üstünde 58 volt. 58 volt olması imkansız. Ya da 20 amper yazıyor ama aküsü sadece 1 santim. İçine açıp baktığınızda 3 tane pil çıkıyor. Yani bunu şikayet edecek merci bulamıyorsunuz. Total bunun gibi değil. Amerikan sistemine yönelik çalışıyor. 18 voltluk hiçbir ürünü yok. Hepsi akülü aletlerde 20 volt. Ve gerçekten lityum iyon pil kullanıyorlar. İçini açıp baktığınızda LG, Panasonic veya Sony piller oluyor. Bir arkadaşım vasıtasıyla Total'in birkaç ürünü kullandıktan sonra şu anda inşaat yaptığım için ve aldığım daha önce videolarımda var. Buldozer bir kırıcı almıştım Çinli. Ama Çinli deyip geçmeyelim. Gene bana 10,5 metre kadar duvar kırdırdı ama sonra elimde yandı, parçalandı. ne alayım diye dolaşırken sonra arkadaşımda bir Total'in ürününü gördüm. Çok kaliteli olduğunu fark ettim. Dedim Total alayım. Kıbrıs'ta bunun fiyatını sordum arkadaşlar. 6700 lira gibi bir fiyattaydı. Ama Türkiye'de ben bunu 3100 TL'ye aldım. Askeri kargoyla bana geldi. 200 lira kargo parası verdim. 3200 TL'ye buna sahip oldum. Şimdi Kıbrıslı Total yetkililerine de sesleniyorum. Yani gümrük vergisi %18. Bu Türkiye'de 3100 liraya satılıyorsa
Ve ben bunu internet üzerinden aldım. Totel'in kendi servisinden değil. Aracı da var. Yani aracı da bundan kar yapıyor. Totel'in kendisi de kar yapıyor. Distribütör de kar yapıyor. Ve bana 3100 liraya geliyor. Ama burada Kıbrıs'taki arkadaşlar bunu 6000 küsür liraya, 7000 liraya yakın fiyatlarla niye satıyorlar? %18 gümrük vergisini ekleseniz maksimum 3700-3800 liraya satmaları lazım. Onlar satmıyor. Onlar mı kar etti şu anda? Hayır. Onlar kar etmedi. Ben de gittim. Türkiye'den bunu getirtirdim. Zaten Türkiye'ye tatil edilsem arabamın bagajına koyar. Gene getirebilirdim. Şimdi ürünümüzden bahsedelim. 5,5 Joule güce sahip. Kıbrıs'ta 240 volt gerilim var elektrik şebekesinde. 220-240 volt arasında zaten gerilime uygun bir cihaz. Dakikada 4400 vuruş yapabiliyor darbeli de. Betonda 32 mm'yi matkap ucuyla delebiliyor. Punch'ta daha geniş derinlikleri delebiliyor. Metalde 13 mm'ye kadar, ahşapta ise 42 mm'ye kadar delme yapabiliyor. Fırçalı kömürlü bir motoru var. Bu demek değildir ki dayanmaz. Kömürünü değiştirirsiniz. Gene sizi uzun yıllar idare eder. 1500 wattlık dediğim gibi güçlü bir makine. Hemen şu anda kutusunu açalım bakalım. Şöyle sıradan bir kutuyla geliyor. Kabartma Total var. Çelik klipslerinizi kaldırdığınız zaman içinde bir Gracia çıkıyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi uyduruk Çin malı, hiçbir üründen çıkmıyor. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu, yedek ring ve yedek kömürleri çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çok yoğun birkaç yıllık kullanım sonucunda kömürlerin değişmesi gerekir. Ama bu kömürlerin milimetresini eğer bir kumpasla ölçüp bir yere kaydederseniz bunu Makita'dan, DeWalt'tan, çeşitli markalardan da temin edebilirsiniz. 3 tane STS ucu var, SDS dediğimiz. Bakın gördüğünüz gibi uçlar elmas, lehimlenmiş, gayet kaliteli. Hiçbir kötü koku yok. HSS çeliğinden olduğu belli. Gayet sert ve sesi çok güzel geliyor. Cihazımızın güzel kauçuk kaplı bir kablosu var. Naylon sarılı. Bir adet gene kesme ucumuz var. Bir adet anahtarımız var. Dayama mesnetimiz var, milimetrik delmeler için. Bir adet gene çivi uçlu keskimiz var. Ve makinenin kendisi ambalajından çıktığı zaman size gücünü hissettiriyor arkadaşlar. Yanılmıyorsam 6,5 kilogram ağırlığında böyle güçlü bir makine içinde bu gayet normal. Burada darbeli kırma derme, kırma var. Pardon. Burada ise sadece darbeleme ucu var. Burada da derme ucumuz sabit. Bu mandal yönünü belirliyor aletimizin. Gördüğünüz üzere burada tetiğimiz var. Pneumatik haznemiz var. Tutma sapımız var. Gayet ergonomik. Alüminyum güzel alışımlı bir gövdemiz var. 220-240 volt 60 Hz'e kadar dayanıyor. 2021 üretimi Total Toscom Limited şirketi tarafından
üretilmiştir diyor. Barkodu okuttuğunuz zaman da hangi fabrikada, hangi saatte üretildiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. SDS uçlarımızdan birini takalım bakalım. Kolay oturacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve şık bir şekilde oturdu. Bir sesini duyalım aletimizin. Güzel kablosunu açıyoruz. Avrupa uyumlu bir fişi var. Kıbrıs'ta bunlar kullanılmıyor arkadaşlar. O yüzden Kıbrıs'ta İngiliz sistemi olduğu için 3 ayaklı fişler kullanılıyor. Burada da 3 ayaklı bir adaptörümüz var. Dönüştürücümüz. Bunu oraya takıyoruz. Açıyoruz. Ve sesimi duyalım. Evet. Bakalım şimdi. Hemen döndürelim. Arkadaşlar gücü hissettiriyor. Yorucu bir alet. Ben bunu sol elimle, sağ elimle muhtemelen destekleyeceğim. Çünkü alet epey ağır. Bu darbeli delme modu. Bu ise kırmızı. Şu anda bir yer kırmadığım için onu fark etmiyoruz. Yarın panç ucu takıp yaptığım inşaatta bir şeyler delip alet benim için hayal kırıklığı olmadı. Daha önce de deneyimleme fırsatı bulduğum bir alet olduğu için sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Profesyonel iş yapmak istiyorsanız Total'dan vazgeçmeyin. Piyasaya yeni giren bir ürün. Emin olun ki Inco da öyleydi. Inco bedavaya satılırdı ilk piyasaya girdiğinde. Şimdi rakipleri Bosch, DEWALT kadar fiyatlara satılıyor. Total Inco'dan bir tık daha önde. Volkraft İngiliz mamulünden bir tık daha önde. Hollanda'nın bir ürünü var. Vonrock'tan çok çok önde. Bu aletleri internetten inceleyip ihtiyacınız varsa satın almanızı isterim. Sponsor değilim. Kesinlikle bana bedavaya gelmiyor. Ama ben sizin memnun kalmanızı istediğim için memnun kalacağınız ürünleri tanıtıyorum. Daha önceki videolarıma da bakarsanız hiçbir şeyin sponsoru olmadığını anlarsınız. Bu Çinliler için de tekrar ediyorum, Inco ve Total patent almış, DEWALT ve Bosch'la yarışan Black & Decker filan neredeyse plasada silindi. Onlar ayarında ürünler arkadaşlar. İnceleyin göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Yarın deneyeceğiz.